Şu anda Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'nin galerisinde adeta Amerikan tarihi ders kitaplarından alınma bir tabloyu inceliyoruz. Bu tablo Benjamin West'in Amerikan Yerlileri ile Penn'in Anlaşması adlı tablosu. Bu tabloda William Penn'i görüyoruz. Bu topraklar kendisine İngiltere Kralı tarafından verilmişti. Penn burada Quaker adı verilen dini bir topluluk oluşturmaya çalışıyor ve bu tabloda da kendisinin barışçıl bir şekilde Amerikan yerlileriyle müzakerelerde bulunduğunu görüyoruz. Tablonun sol tarafında çoğunlukla bölgeye yerleşen Quaker mezhebine mensup insanlar ve bir grup tüccar varken, tablonun sağ tarafında farklı Amerikan yerli grupları olduğunu görüyoruz. Pen'in bu topraklar için pazarlık yapmasına gerek kalmamıştı. Çünkü bu topraklar kendisine İngiliz kralı tarafından verilmişti. Ancak Pen'in kendi tercihiyle ahlaki ve etik açıdan kendisine doğru gelen şeyi yaptığını görüyoruz. Bu da aslında Amerikan yerlilerinin ellerinden alınan toprakları bir nebzede olsa telafi etmekti. Bu tablonun da desteklediği bir efsaneye göre, 1682 yılında William Penn ve destekçileri, Şaka Max'ında bulunan büyük bir kara ağacın altında Lenny Lenapa ve Delaware halklarıyla buluşmuş, ve onlara verdikleri hediyeler karşılığında günümüzde Pensilvanya olarak bilinen toprakları almışlardı. Bu oldukça şaşırtıcı bir durum. Kolonistler Pensilvanya'ya geldiklerinde Quaker mezhebine mensup olduklarından bütün insanların temelde eşit olduğuna ve barışa inanıyorlardı. Ve bu şekilde yerlilerle pazarlık yapmışlardı. Şu anda hepimizin kolonileşmenin böyle gerçekleştiğine inandığını düşünüyorum. Ya da hepimiz şu anda buna inanmak istiyoruz. Ancak bu tablo bu gerçeği bir bakıma siliyor. Tablo bu olaydan yaklaşık 100 yıl sonra resmedilmişti ve William Penn'in oğlu Thomas Penn tarafından yaptırılmıştı. Thomas Penn'in Amerikan yerlileriyle pek de adil bir şekilde müzakerelerde bulunduğunu söyleyemeyiz. Thomas Penn bu tabloyu çizmesi için Benjamin West'i görevlendirmişti ve görünüşte tablo babası William Penn'e bir övgü niteliğindeydi. Ancak Thomas Penn bu tablonun yapılmasını istediği dönemde Penn aile mirası risk altındaydı ve bunun tek sebebi Penn ailesinin ikinci kuşağının bölgedeki yerli topluluklarla daha kötü ve daha az eşitliğe dayanan ilişkiler sürdürmesi değildi. Bunun bir diğer sebebi de Pensilvanya'daki Quaker mezhebinde liderlik konusunda parçalanmalar olmasıydı. Babasından kalan mirasla Thomas Penn'in tabiri caizse Pensilvanya üzerinde kral tarafından onaylanan bir yetkisi vardı. Bu tarz bir yönetim de Amerikan Devrimi'nin hemen öncesinde çok da popüler değildi. Ancak atalarınızın bir zamanlar ne kadar kibar ve hayırsever olduğunu gösterecek bir tablo yaptırmak her zaman işe yaramıştır. Aynı zamanda bu tabloda insanlara sunabileceğiniz mal piyasasını gösterebiliyorsanız bu durum size önemli avantajlar sağlardı. Burada önemli olan bir diğer nokta da tablonun tam merkezinde bir top parlak beyaz bir kumaş bulunması. Batı bu kumaşlar için büyük çabalar sarf ediyordu. Yani bu resimde Pen, resmin merkezinde bulunan beyaz kumaşın ticaretinin yapıldığını gösteriyordu. Aynı zamanda Amerikan yerlilerinin bu kumaşın yeşilini, sarısını, kırmızısını giymesi ve hatta sağ alt köşede yerli bir annenin oldukça süslü bir kumaş giymesi bu durumu gözler önüne seriyordu. Bu tarz tablolar tarih tabloları sınıfına girer. Çünkü Avrupa resim geleneğindeki bu tarz büyük tablolar, tarihten bir kahramanı veya soylu bir figürü resmeder. Bu noktada pek çok uzman, tablodaki gibi bir olayın aslında hiç yaşanmadığı konusunda hemfikir. Bu kara ağacın altında bu liderler arasında böyle bir toplantının yapılmış olması büyük ihtimalle tamamen bir efsaneden ibaret. O dönemde bu efsaneye ihtiyaç vardı çünkü kolonistler daha sonraki pazarlıklarda daha fazla şey elde etmek istiyorlardı. Bu yüzden de kolonilerdeki insanların bu rivayete inanmaları, kolonistlerin komşularıyla düzgün ticaret yaptığına ve barışın sürmesini sağlayan ticari, dini ve kültürel uygulamalara sahip olduğuna inanmaları büyük önem taşıyordu.